İsrail'in 7 Ekim'de Hamas saldırısının ardından başlattığı karşı saldırı tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusunun Gazze'de sivil gözetmeksizin yaptığı hava ve kara saldırılarında 10 bini aşkın insan öldü. Enkaz altında daha kaç ölü var bilinmiyor. Saldırılar İsrail devletinin açıklamalarının aksine sadece Gazze ve Hamas'la sınırlı değil, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Halk Partisi gibi birçok örgütün kontrolündeki Batı Şeria'da durum Gazze'den pek farklı değil. Filistin Komünist Partisi'nin devamı olarak Batı Şeria'da faaliyet gösteren Filistin Halk Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Sekreteri ve Dünya Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Akel Taks, Batı Şeria'daki son durum hakkında Artı TV'ye açıklamalarda bulundu. İsrail Devleti'nin 7 Ekim'deki Gazze saldırısından önce Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Batı Şeria'daki bu durum Gazze'deki durumdan daha iyi değil. Çünkü İsrail ordusu Gazze'ye saldırmadan önce, Ekim ayındaki bu olaydan önce Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırıyordu. Hastanelere, çiftliklere saldırıyor, Batı Şeria'daki Filistinlilerin mülklerini yakıyorlardı. Gazze'ye yönelik bu saldırıların başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar Batı Şeria'da her gece ortalama 60 ile 70 kişiyi öldürdü. Bu da en az 2300 kişi anlamına geliyor. Batı Şeria'daki genel durum bu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyı değerlendiren Taks, saldırının arkasındaki gücün araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Filistin içindeki herhangi bir iç sorun, Filistinlilerin kendileri tarafından çözülebilir. Adil tarafın, Filistinlilerin iç sorunlarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin son 15 yılda bazı iç sorunlar yaşadığına ve hiçbir örgütün önceden Abbas'a yapılan böyle bir saldırıyı yapmadığına inanıyoruz. Bu saldırıların ve bu eylemlerin arkasında kimin olduğunu araştırmalıyız. Taks, İsrail'in Filistinlilerin olmadığı bir Filistin istediğini söyledi. Uluslararası toplumun İsrail'in katliamlarını ve Filistin halkına yönelik soykırımını durdurmaya zorlayabileceğine inanıyoruz. Ne yazık ki şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den saldırıları durdurmasını istemedi. Gazze'de 2 milyon insan evsiz barksız kaldı. Filistinlilerin çoğunluğu yeniden mülteci oldu. Mısır'a gitmeye çalışıyorlar. İsrail'in ana hedefi onlar. Filistinlerin olmadığı bir Filistin istiyorlar. Maalesef İsrail kuruluşunun 75. yılında bunu yapıyor. İnsanları mülteci olmaya zorluyorlar. Şu anda Filistin halkının yarısı Filistin'in dışında. İsrail bunu özellikle Batı Şeria ve Gazze'de hedefliyor. Filistinlilerin asla bir daha mülteci olmayacağının altını çizen Taks, çözüm olmadan barış olmaz dedi. Filistinliler hiçbir yere gitmeyecekler. Filistin'de kalacaklar. Filistinliler kendi vatanlarında kalacaklar. Kendi devletlerine sahip olacaklar. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri 1948'den bugüne kadar Filistin halkının bağımsızlığına ve devletlerine sahip olmasına izin vermemek için uğraşıyor. Filistinlilerin sorunları çözülmeden barış da olmayacaktır. Filistinlilerin hakları olmadan Filistin sorununu çözmeye yönelik her türlü çabanın anlamsız olacağını anlamalıdırlar. Gazze'deki direnişi meşru olarak tanımlayan Akel Taks, sadece Filistin'de değil, Orta Doğu'daki sorunların tek sebebinin işgal ve işgalciler olduğunu söyledi. Maalesef İsrail, Filistinli sivillere karşı silah kullanıyor. 30 yıllık müzakerelerden sonra İsrail Filistinlilere hiçbir hak vermeye yanaşmıyor ve Amerika Birleşik Devletleri bu sorunları çözmeye istekli değil. Uluslararası güçler de İsrail'e her türlü imkanı sağlıyor. Bu nedenle Gazze'deki direniş meşrudur. İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı her türlü eylemi yapıyor. İsrail'in bu şiddetini durdurmak ve Filistin halkını desteklemek uluslararası toplumun görevidir. Son 20 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri geldi ve Filistin'i işgal etti. Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi yok etti ve hiçbir sonuç alınamadı. Orta Doğu'daki tüm sorunların tek sebebi işgal ve işgalcilerdir.